Ey halık külli şey! Zeminin bütün mahlukatı senin mülkünde, senin arzında, senin havlu kuvvetinle ve senin kudretin ve iradetin ile ve ilmin ve hikmetin ile idare olunuyorlar ve musahhardırlar. Ve zemin yüzünde faaliyeti müşahede edilen bir rububiyet öyle ihata ve şumul gösteriyor ve onun idaresi ve tedbiri ve terbiyesi öyle mükemmel ve öyle hassastır ve her taraftaki icraatı öyle birlik ve beraberlik ve benzemeklik içindedir ki, tecezzi kabul etmeyen bir kül ve inkısamı imkansız bulunan bir külli hükmünde bir tasarruf, bir rububiyet olduğunu bildiriyor. Hem zemin bütün sekenesiyle beraber, lisanı kalden daha zahir hadsiz lisanlarla halkını takdis ve tesbih ve nihayetsiz nimetlerinin lisanı halleriyle Rezzak-ı Zülcelal'inin hamd ve methü senasını ediyorlar. Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş ve ey azameti kibriyasından istitar etmiş olan Zat-ı Akdes! Zeminin bütün takdisat ve tesbihatiyle seni kusurdan, acizden, şerikten takdis ve bütün tahmidat ve senaları ile sana hamd ve şükrederim. Ey Rabbul Berri vel Bahr! Kur'an'ın dersiyle ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın talimiyle anladım ki, nasıl gökler ve feza ve zemin senin birliğine ve varlığına şehadet ederler, öyle de bahirler, nehirler ve çeşmeler ve ırmaklar, senin vücubu vücuduna ve vahdetine bedahet derecesinde şehadet ederler.'' Evet, bu dünyamızın menbaı acayip buhar kazanları hükmünde olan denizlerde hiçbir mevcut, hatta hiçbir katre su yoktur ki vücudiyle, intizamiyle, menfaatiyle ve vaziyetiyle halıkını bildirmesin ve basit bir kumda ve basit bir suda rızıkları mükemmel bir surette verilen garip mahluklardan ve hilkatları gayet muntazam hayvanatı bahriyeden hususan bir tanesi, bir milyon yumurtacıkları ile denizleri şenlendiren balıklardan hiçbirisi yoktur ki, hilkatiyle ve vazifesiyle ve idare ve iaşesiyle ve tedbir ve terbiyesiyle yaratanına işaret ve rezzakına şehadet etmesin. Hem denizde kıymetdar hasiyetli zinetli cevherlerden hiçbirisi yoktur ki, güzel hilkatiyle ve cazibedar fıtratıyla ve menfaatli hasiyetiyle seni tanımasın, bildirmesin. Evet, onlar birer birer şehadet ettikleri gibi, heyet-i mecmuası ile beraberlik ve birbiri içinde karışmak ve sikke-i hilkatte birlik ve icatça gayet kolay ve efratça gayet çokluk noktalarından senin vahdetine şehadet ettikleri gibi, arzı toprağı ile beraber bu küreyi arzı kuşatan muhit denizlerini muallakta durdurmak ve dökmeden ve dağıtmadan güneşin etrafında gezdirmek ve toprağı istila ettirmemek ve basit kumundan ve suyundan mütenevvi ve muntazam hayvanatını ve cevherlerini halk etmek ve erzak ve sair umurlarını külli ve tam bir surette idare etmek ve tedbirlerini görmek ve yüzünde bulunmak lazım gelen hadsiz cenazelerinden hiçbirisi bulunmamak noktalarından, senin varlığına ve vacibül vücud olduğuna mevcudatı adedince işaretler ederek şehadet eder. Ve senin saltanat-ı rububiyetinin haşmetine ve her şeye muhit olan kudretinin azametine pek zahir delalet ettikleri gibi, göklerin fevkindeki gayet büyük ve muntazam yıldızlardan, ta denizlerin dibinde bulunan gayet küçücük, ve intizamla iaşe edilen balıklara kadar her şeye yetişen ve hükmeden rahmetinin ve hakimiyetinin hadsiz genişliklerine delalet ve intizamatı ile ve faydeleri ile ve hikmetleri ile ve mizan ve mevzuniyetleri ile senin her şeye muhit ilmine ve her şeye şamil hikmetine işaret ederler ve senin bu misafirhane dünyada yolcular için böyle rahmet havuzları bulunması ve insanın seyrü seyahatına ve gemisine ve istifadesine musahhar olması işaret eder ki, yolda yapılmış bir handa, bir gece misafirlerine bu kadar deniz hediyeleriyle ikram eden zat, elbette makarlı saltanat -ı ebediyesinde öyle ebedi rahmet denizleri bulundurmuş ki, bunlar onların fani ve küçük numuneleridirler. İşte denizlerin böyle gayet harika bir tarzda arzın etrafında vaziyeti acibesiyle bulunması, ve denizlerin mahlukatı dahi gayet muntazam idare ve terbiye edilmesi bilbedahe gösterir ki yalnız senin kuvvetin ve kudretin ile ve senin irade ve tedbirin ile senin mülkünde senin emrine musahardırlar ve lisanı halleriyle halikini takdis edip Allahu ekber derler. Ey dağları zemin sefinesine hazineli direkler yapan Kadir-i Resul-i Ekrem vesselamın talimiyle ve Kur'an-ı Hakiminin dersiyle anladım ki, nasıl denizler acayipleriyle seni tanıyorlar ve tanıttırıyorlar, öyle de dağlar dahi zelzele tesiratından zeminin sükunetine ve içindeki dahili inkılabat fırtınalarından sükutuna ve denizlerin istilasından kurtulmasına ve havanın gazat-ı muzırradan tasfiyesine ve suyun muhafaza ve ittiharlarına, ve zihayatlara lazım olan madenlerin hazinedarlığına ettiği hizmetleriyle ve hikmetleriyle seni tanıyorlar ve tanıttırıyorlar. Evet, dağlardaki taşların envaından ve muhtelif hastalıklara ilaç olan maddelerin aksamından ve zihayata hususan insanlara çok lazım ve çok mütenevi olan madeniyatın ecnasından, ve dağları, sahraları çiçekleriyle süslendiren ve meyveleriyle şenlendiren nebatatın esnafından hiçbirisi yoktur ki, tesadüfe havalesi mümkün olmayan hikmetleriyle, intizamiyle, hüsnü hilkatiyle, faydeleriyle, hususan madeniyatın, tuz, limon tuzu, sülfato ve şap gibi sureten birbirine benzemekle beraber tatlarının şiddeti muhalefetiyle ve bilhassa nebatatın basit bir topraktan çeşit çeşit ile ayrı ayrı çiçek ve meyveleriyle nihayetsiz kadir, nihayetsiz hakim, nihayetsiz rahim ve kerim bir sanin vücubu vücuduna bedahetle şehadet ettikleri gibi heyeti mecmuasındaki vahdet idare ve vahdet tedbir ve menşe ve mesken ve hilkat ve sanatça beraberlik ve birlik ve ucuzluk ve kolaylık ve çokluk ve yapılmakta çabukluk noktalarından saniin vahdetine ve ehadiyetine şehadet ederler. Hem nasıl ki dağların yüzünde ve karnındaki masnular, zeminin her tarafında her bir nevi aynı zamanda aynı tarzda yanlışsız, gayet mükemmel ve çabuk yapılmaları ve bir iş bir işe mani olmadan sair neviler ile beraber karışık iken karıştırmaksızın icatları senin rububiyetinin haşmetine ve hiçbir şey ona ağır gelmeyen kudretinin azametine delalet eder. Öyle de zeminin yüzündeki bütün zihayat mahlukların hadsiz hacetlerini, hatta mütenevvi hastalıklarını, hatta muhtelif zevklerini ve ayrı ayrı iştihalarını tatmin edecek bir surette, dağların yüzlerini ve içlerini muntazam eşcar ve nebatat ve madeniyatla doldurmak ve muhtaçlara tesir etmek cihetiyle, senin rahmetinin hadsiz genişliğine ve hakimiyetinin nihayetsiz büsatine delalet ve toprak tabakatı içinde gizli ve karanlık ve karışık bulunduğu halde bilerek, görerek, şaşırmayarak, intizamla, hacetlere göre ihzar edilmeleriyle senin her şeye taalluk eden ilminin ihatasına ve her bir şeyi tanzim eden hikmetinin bütün eşyaya şumulüne, ve ilaçların ihzaratı ve madeni maddelerin ittiharatı ile rububiyetinin rahimane ve kerimane olan tedabirinin mehasinine ve inayetinin ihtiyatlı letaifine pek zahir bir surette işaret ve delalet ederler. Hem bu dünya hanında misafir yolcular için koca dağları levazımatlarına ve istikbaldeki ihtiyaçlarına muntazam ihtiyat deposu ve cihazat ambarı ve hayata lüzumu olan çok definelerin mükemmel mahzeni olmak cihetinde işaret, belki delalet, belki şehadet eder ki, bu kadar kerim ve misafirperver ve bu kadar hakim ve şefkatperver ve bu kadar kadir ve rububiyetperver bir saniin elbette ve herhalde çok sevdiği o misafirleri için ebedi bir alemde ebedi ihsanatının ebedi hazineleri vardır. Buradaki dağlara bedel, orada yıldızlar o vazifeyi görürler. Ey kadiri külli şey! Dağlar ve içindeki mahluklar senin mülkünde ve senin kuvvet ve kudretinle ve ilim ve hikmetinle musahhar ve müddehardırlar onları bu tarzda tavzif ve tesir eden Halık'ını takdis ve tesbih ederler. Ey Halık Rahman ve ey Rabb Rahim, Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın talimiyle ve Kur'an-ı Hakim'inin dersiyle anladım. Nasıl ki sema ve feza ve arz ve deniz ve dağ müştemilat ve mahlukları ile beraber seni tanıyorlar ve tanıtırıyorlar. Öyle de zemindeki bütün ağaç ve nebatat yaprakları ve çiçekleri ve meyveleriyle seni bedahet derecesinde tanıttırıyorlar ve tanıyorlar. Ve umum eşcarın ve nebatatın cezbederanı i zikriyede bulunan yapraklarından ve zinetleriyle saninin isimlerini tavsif ve tarif eden çiçeklerinden ve letafet ve cilveyi merhametinden tebessüm eden meyvelerinden her birisi tesadüfe havalesi hiçbir ciheti imkanı olmayan harika sanat içindeki nizam ve nizam içindeki mizan ve mizan içindeki zinet ve zinet içindeki nakışlar ve nakışlar içindeki güzel ve ayrı ayrı kokular ve kokular içindeki meyvelerin muhtelif tatları ile nihayetsiz rahim ve kerim bir saniin vücubu vücuduna bedahet derecesinde şehadet ettikleri gibi heyeti mecmuası ile bütün zemin yüzünde birlik ve beraberlik, birbirine benzemeklik ve sikke-i hilkatte müşabehet ve tedbir ve idarede münasebet ve onlara taalluk eden icat fiilleri ve rabbani isimlerde muvafakat ve o yüz bin envaın hadsiz efratlarını birbiri içinde şaşırmayarak birden idareleri gibi noktalarıyla, ile o vacibül vücut saniin bilbedahe vahdetine ve ehadiyetine şehadet ederler hem nasıl ki onlar senin vücubu vücuduna ve vahdetine şehadet ediyorlar, öyle de ruh zeminde dört yüz bin milletlerden teşekkül eden zihayat ordusundaki hadsiz efradın, yüzbinler binler tarzda iaşe ve idareleri, şaşırmayarak, karıştırmayarak mükemmel yapılmasıyla senin rububiyetinin vahdaniyetteki haşmetine ve bir baharı bir çiçek kadar kolay icat eden kudretinin azametine, ve her şeye taallukuna delalet ettikleri gibi, koca zeminin her tarafında, hadsiz hayvanatına ve insanlara, hadsiz taamların çeşit çeşit aksamını ihzar eden rahmetinin hadsiz genişliğine, ve o hadsiz işler ve inamlar ve idareler ve iaşeler ve icraatlar, kemali intizamla cereyanları ve her şey, hatta zerreler o emirlere ve icraata itaat ve musahhariyetleriyle, hakimiyetinin hadsiz büsatine kat'i delalet etmekle beraber, o ağaçların ve nebatların ve her bir yaprak ve çiçek ve meyve ve kök ve dal ve budak gibi her birisinin her bir şeyini, her bir işini bilerek, görerek, faydelere, maslahatlara, hikmetlere göre yapılmakla, senin ilminin her şeye ihatasına ve hikmetinin her şeye şumulüne pek zahir bir surette delalet ve hadsiz parmaklarıyla işaret ederler. Ve senin gayet kemaldeki cemali sanatına ve nihayet cemaldeki kemali nimetine hadsiz dilleriyle sena ve met ederler. Hem bu muvakkat handa ve fani misafirhanede ve kısa bir zamanda ve az bir ömürde eşcar ve nebatatın elleriyle bu kadar kıymetli ihsanlar ve nimetler ve bu kadar fevkalade masraflar ve ikramlar işaret belki şehadet eder ki misafirlerine burada böyle merhametler yapan kudretli keremkar zat-ı rahim bütün ettiği masrafı ve ihsanı kendini sevdirmek ve tanıttırmak neticesinin aksiyle yani bütün mahlukat tarafından bize tattırdığı fakat yedirmeden bizi idam etti dememek ve dedirmemek ve saltanatı uluhiyetini iskat etmemek ve nihayetsiz rahmetini inkar etmemek ve ettirmemek ve bütün müştak dostlarını mahrumiyet cihetinde düşmanlara çevirmemek noktalarından elbette ve herhalde ebedi bir alemde ebedi bir memlekette ebedi bırakacağı adlarına ebedi rahmet hazinelerinden, ebedi cennetlerinde, ebedi ve cennete layık bir surette meyvedar eşcar ve çiçekli nebatlar ihzar etmiştir. Buradakiler ise, müşterilere göstermek için numunelerdir. Hem ağaçlar ve nebatlar, umumen yaprak ve çiçek ve meyvelerinin kelimeleriyle seni takdis ve tesbih ve tahmid ettikleri gibi, o kelimelerden her birisi dahi ayrıca seni takdis eder.'' hususan meyvelerin bedi bir surette, etleri çok muhtelif, sanatları çok acip, çekirdekleri çok harika olarak yapılarak, o yemek tablalarını ağaçların ellerine verip ve nebatların başlarına koyarak, zihayat misafirlerine göndermek cihetinde, lisanı hal olan tesbihatları, zuhurca lisanı kal derecesine çıkar. Bütün onlar senin mülkünde, senin kuvvet ve kudretinle, senin irade ve ihsanatınla, senin rahmet ve hikmetinle musahardırlar ve senin her bir emrine mutidirler. Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş ve ey kibriyayı azametinden tesettür etmiş olan sani hakim ve halik rahim, bütün eşcar ve nebatatın, bütün yaprak ve çiçek ve meyvelerin dilleriyle ve adediyle seni kusurdan, acizden, şerikten takdis ederek hamdü sena ederim. Ey Fatırı ı Kadir, ey Müdebbir-i Hakim, ey mürebbi Rahim. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın talimiyle ve Kur'an-ı Hakim'in dersiyle anladım ve iman ettim ki nasıl nebatat ve eşcar seni tanıyorlar, senin sıfatı kutsiyeni ve esma-i hüsnanı bildiriyorlar. Öyle de Zihayatlardan ruhlu kısmı olan insan ve hayvanattan hiçbirisi yoktur ki, cisminde gayet muntazam saatler gibi işleyen ve işlettirilen dahili ve harici azaları ile ve bedeninde gayet ince bir nizam ve gayet hassas bir mizan ve gayet mühim faydeler ile yerleştirilen alat ve duyguları ile ve cesedinde gayet sanatlı bir yapılış ve gayet hikmetli bir tefriş, ve gayet dikkatli bir müvazene içinde konulan cihazatı bedeniyesiyle senin vücubu vücuduna ve sıfatlarının tahakkukuna şehadet etmesin. Çünkü bu kadar basirane nazik sanat ve şuurkarane ince hikmet ve müdebbirane tam müvazeneye elbette kör kuvvet ve şuursuz tabiat ve serseri tesadüf karışamazlar ve onların işi olamaz ve mümkün değildir ve kendi kendine teşekkül edip öyle olması ise yüz derece muhal içinde muhaldir. Çünkü o halde her bir zerresi, her bir şeyini ve cesedinin teşekkülünü, belki dünyada alakadar olduğu her şeyini bilecek, görecek, yapabilecek, adeta ilah gibi ihatalı bir ilmi ve kudreti bulunacak. Sonra teşkili ceset ona havale edilir ve kendi kendine oluyor denilebilir.'' ve heyeti mecmuasındaki vahdeti tedbir ve vahdeti idare ve vahdeti neviyye ve vahdeti cinsiyye ve umumun yüzlerinde göz, kulak, ağız gibi noktalarda ittifak cihetinde müşahede edilen sikkey fıtratta birlik ve her bir nev'in efradı simalarında görülen sikkey hikmette ittihat ve iaşede ve icatta beraberlik ve birbirinin içinde bulunmak gibi keyfiyetlerinden hiçbirisi yoktur ki senin vahdetine kat'î şehadette bulunmasın ve her bir ferdinde kainata bakan bütün isimlerin cilveleri bulunmakla vahidiyet içinde senin ehadiyetine işareti olmasın. Hem nasıl ki insan ile beraber hayvanatın zeminin bütün yüzünde yayılan yüz bin envağı muntazam bir ordu gibi teçhiz ve talimat ve itaat ve musahariyetle ve en küçükten ta en büyüğe kadar rububiyetin emirleri intizamla cereyanlarıyla o rububiyetinin dereceyi haşmetine ve gayet çoklukla beraber gayet kıymetli ve gayet mükemmel olmakla beraber gayet çabuk yapılmaları ve gayet sanatlı olmakla beraber gayet kolay yapılışları ile kudretinin dereceyi azametine delalet ettikleri gibi şarktan garba şimalden cenuba kadar yayılan mikroptan ta gergedana kadar en küçücük sinekten ta en büyük kuşa kadar bütün onların rızıklarını yetiştiren rahmetinin hadsiz büsatine ve her biri emirber nefer gibi vazife-i fıtriyesini yapmak, zemin yüzü her baharda, güz mevsiminde terhis edilenler yerinde yeniden taht silaha alınmış bir orduya ordugah olmak cihetiyle, hakimiyetinin nihayetsiz genişliğine kat'î delalet ederler. Hem nasıl ki hayvanattan her birisi kainatın bir küçük nüshası ve bir misale musaggarı hükmünde gayet derin bir ilim ve gayet dakik bir hikmetle karışık eczaları karıştırmayarak ve bütün hayvanların ayrı ayrı suretlerini şaşırmayarak hatasız, sehivsiz, noksansız yapılmaları ile ilminin her şeye ihatasına ve hikmetinin her şeye şumulüne adetlerince işaretler ederler. Öyle de her biri birer mucizeyi sanat ve birer harikayı hikmet olacak kadar sanatlı ve güzel yapılmasıyla, çok sevdiğin ve teşhirini istediğin sanat-ı Rabbaniye'nin kemal-i hüsnüne ve gayet derecede güzelliğine işaret ve her birisi hususan yavrular gayet nazdar, nazenin bir surette beslenmeleriyle ve heveslerinin ve arzularının tatmini senin inayetinin gayet şirin cemaline hadsiz işaretler ederler. Ey Rahmanur Rahim, ey Sadıkul Vadil Emin, ey Maliki Yevmiddin, senin Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ının talimiyle, ve Kur'an-ı Hakîm'in irşadıyla anladım ki, madem kainatın en müntehap neticesi hayattır ve hayatın en müntehap hülasası ruhtur ve zîruhun en müntehap kısmı zîşuurdur ve zîşuurun en camii insandır ve bütün kainat ise hayata musahhardır ve onun için çalışıyor ve zihayatlar zîruhlara musahhardır, onlar için dünyaya gönderiliyorlar. Ve ziruhlar insanlara musahardır, onlara yardım ediyorlar ve insanlar fıtraten Halık'ını pek ciddi severler ve Halıkları onları hem sever hem kendini onlara her vesile ile sevdirir ve insanın istidadı ve cihazatı maneviyesi başka bir baki aleme ve ebedi bir hayata bakıyor ve insanın kalbi ve şuuru bütün kuvvetiyle beka istiyor ve hatsiz hadsiz dualarıyla beka için halikına yalvarıyor elbette ve herhalde o çok seven ve sevilen ve mahbub ve muhip olan insanları dirilmemek üzere öldürmekle, ebedi bir muhabbet için yaratılmış iken, ebedi bir adavetle gücendirmek olamaz ve kabil değildir. Belki başka bir ebedi alemde mes'udana yaşaması hikmetiyle bu dünyada çalışmak ve onu kazanmak için gönderilmiştir.'' ve insana tecelli eden isimlerin bu fani ve kısa hayattaki cilveleriyle alemi bekada onların aynesi olan insanların ebedi cilvelerine mazhar olacaklarına işaret ederler. Evet, ebedi'nin sadık dostu ebedi olacak ve bâkî'nin aine izi şuuru bâkî olmak lazım gelir. Hayvanların ruhları baki kalacağını ve Hüdüdü Süleymani aleyhisselam venemli ve Nakay Salih Aleyhisselam ve Kelbe Asabı Kef gibi bazı efradı mahsusa hem ruhu hem cesediyle baki aleme gideceği ve her bir nev'in ara sıra istimal için bir tek cesedi bulunacağı rivayeti i sayihadan anlaşılmakla beraber hikmet ve hakikat hem rahmet ve rububiyet öyle iktiza ederler. Ey Kadir-i Kayyum, bütün zihayat, ziruh, zişuur senin mülkünde yalnız senin kuvvet ve kudretinle ve ancak senin irade ve tedbirinle ve rahmet ve hikmetinle rububiyetinin emirlerine teshir ve fıtri vazifelerle tavzif edilmişler ve bir kısmı insanın kuvveti ve galebesi için değil belki fıtraten insanın zaafı ve aczi için rahmet tarafından ona musahhar olmuşlar ve lisanı hal ve lisanı kal ile sanilerini ve mabutlarını kusurdan şerikten takdis ve nimetlerine şükür ve hamd ederek her biri ibadeti mahsusasını yapıyorlar. Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş ve ey azameti kibriyasından perdelenmiş olan zat-ı akdes, bütün zîruhların tesbihatıyla seni takdis etmek niyet edip Sübhaneke ya men ceale minel mâi kulle şeyin hay diyorum. Ya Rabbel alemin, ya ilahel evveline vel ya Rabbe semavati vel aradîn. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın talimiyle ve Kur'an-ı Hakîm'in dersiyle anladım ve iman ettim ki, nasıl sema, feza, arz, ber ve bahr, şecer, nebat, hayvan, efradiyle, eczasıyla, zerratiyle seni biliyorlar, tanıyorlar ve varlığına ve birliğine şehadet ve delalet ve işaret ediyorlar. Öyle de, kainatın hülasası olan zihayat ve zihayatın hülasası olan insan ve insanın hülasası olan enbiya, evliya, asfiyanın hülasası olan kalplerin ve akılların müşahedat ve keşfiyat ve ilhamat ve istihracatla yüzer icma ve yüzer tevatür kuvvetinde bir kat'iyetle senin vücubu vücuduna ve senin vahdaniyet ve ehadiyetine şehadet edip ihbar ediyorlar mucizat ve keramat ve yakini burhanları ile haberlerini ispat ediyorlar. Evet, kalplerde perdeyi i gaybta ihtar edici bir zata bakan hiçbir hatıratı gaybiye ve ilham edici bir zata baktıran hiçbir ilhamatı sadıka ve hakkal yakin suretinde sıfatı kutsiye ve esma-i hüsnanı keşfeden hiçbir itikadı yakine ve enbiya ve evliyada bir vacibül vücudun envarını aynel yakin ile müşahede eden hiçbir nurani kalp ve asfiya ve sıddıkiyinde bir halık-ı şeyin ayatı vücubunu ve berahini vahdetini ilmel yakin ile tasdik eden isbat eden hiçbir münevver akıl yoktur ki senin vücubu vücuduna ve sıfatı kutsiyene ve senin vahdetine ve ehadiyetine ve esma-i hüsnana şehadet etmesin, delaleti bulunmasın ve işareti olmasın. Ve bilhassa bütün enbiya ve evliya ve asfiya ve sıddıkînin imamı ve reisi ve hülasası olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın ihbarını tasdik eden hiçbir mucizatı bahiresi, ve hakkaniyetini gösteren hiçbir hakikatı aliyesi ve bütün mukaddes ve hakikatlı kitapların hülasatül hülasası olan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hiçbir ayeti tevhidiyeyi kat'ası ve mesaili imaniyeden hiçbir meseleyi kutsiyesi yoktur ki senin vücubu vücuduna ve kutsi sıfatlarına ve senin vahdetine ve ahadiyetine ve esma ve sıfatına şehadet etmesin ve delaleti olmasın ve işareti bulunmasın. Hem nasıl ki bütün o yüzbinler muhbiri sadıklar mucizatlarına ve keramatlarına ve hüccetlerine istinat ederek senin varlığına ve birliğine şehadet ederler. Öyle de her şeye muhit olan arş-ı azamın külliyat umurunu idare eden ta kalbin gayet gizli ve cüz'i hatıratını ve arzularını ve dualarını bilmek ve işitmek ve idare etmeye kadar cereyan eden rububiyetinin derece haşmetini ve gözümüz önünde hadsiz muhtelif eşyayı birden icat eden hiçbir fiil, bir fiile, bir iş, bir işe mani olmadan en büyük bir şeyi en küçük bir sinek gibi kolayca yapan kudretinin derece azametini icma ile ittifak ile ilan ve ihbar ve ispat ediyorlar. Hem nasıl ki bu kainatı ziruha hususan insana mükemmel bir saray hükmüne getiren ve cenneti ve saadet ebediyeyi cin ve inse ihzar eden ve en küçük bir zihayatı unutmayan ve en aciz bir kalbin tatminine ve taltifine çalışan rahmetinin hadsiz genişliğini ve zerrattan ta seyyarata kadar bütün enva mahlukatı emirlerine itaat ettiren ve teshir ve tavzif eden hakimiyetinin nihayetsiz vüsatını haber vererek mucizat ve hüccetleriyle ispat ederler. Öyle de kainatı edzaları adedince risaleler içinde bulunan bir kitabı kebir hükmüne getiren ve levh-i mahfuzun defterleri olan İmam-ı Mübin ve Kitab-ı bütün mevcudatın bütün sergüzeştlerini kaydedip yazan ve umum çekirdeklerde umum ağaçlarının fihristelerini ve programlarını ve zişurun başlarında bütün kuvve hafızalarda sahiplerinin tarihçi hayatlarını yanlışsız, muntazaman yazdıran ilminin her şeye ihatasına ve her bir mevcuda çok hikmetleri takan, hatta her bir ağaçta meyveleri sayısınca neticeleri verdiren, ve her bir zihayatta azaları, belki eczaları ve hüceyratları adedince maslahatları takip eden, hatta insanın lisanını çok vazifeleri de tavzif etmekle beraber, taamların tatları adedince zevki olan mizancıklar ile teçhiz ettiren hikmet kutsiyenin her bir şeye şumulüne, hem bu dünyada numuneleri görülen celali ve cemali isimlerinin tecellileri, daha parlak bir surette ebedül abatta devam edeceğine ve bu fani alemde numuneleri müşahede edilen ihsanatının daha şaşalı bir surette dar-ı saadette istimrarına ve bekasına ve bu dünyada onları gören müştakların ebedde dahi refakatlarına ve beraber bulunmalarına bil icma, bil ittifak şehadet ve delalet ve işaret ederler hem yüzer mucizatı bahiresine ve ayatı katasına istinaden başta Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam ve Kur'an-ı Hakimin olarak bütün ervah-ı ashabı olan enbiyalar ve kulub nurani aktabı olan evliyalar ve ukul-u erbabı olan asfiyalar bütün suhuf ve kütüb-ü mukaddesede senin çok tekrar ile ettiğin vaatlerine ve tehditlerine istinaden ve senin kudret ve rahmet ve inayet ve hikmet ve celal ve cemalin gibi kutsi sıfatlarına ve şe'nlerine ve izzeti celaline ve saltanat rububiyetine itimaden ve keşfiyat ve müşahedat ve ilmel yakın itikatlarıyla saadet-i ebediyeyi cin ve inse müjdeliyorlar ve ehli dalalet için cehennem bulunduğunu haber verip ilan ediyorlar ve iman edip şehadet ediyorlar. Ey Kadir Hakim, ey Rahman Rahim, ey Sadıkul Vadel Kerim, ey İzzet ve Azamet ve Celal sahibi Zül Celal. Bu kadar sadık dostlarını ve bu kadar vaatlerini ve bu kadar sıfat ve şuunatını tekzip edip saltanat rububiyeti'nin kat'i mukteziyatını ve sevdiğin ve onlar dahi seni tasdik ve itaatle kendilerini sana sevdiren hadsiz makbul ibadının hadsiz dualarını ve davalarını reddederek, küfür ve isyan ile ve seni vaadinde tekzip etmekle, senin azameti kibriyana dokunan ve izzeti celaline dokunduran ve uluhiyetinin haysiyetine ilişen ve şefkat-i rububiyetini müteessir eden ehli dalalet ve ehli küfrü haşrin inkarında tasdik etmekten yüz bin derece mukaddessin ve hadsiz derece münezzeh ve alisin. Böyle nihayetsiz bir zulümden, bir çirkinlikten senin nihayetsiz adaletini ve cemalini ve rahmetini takdis ediyorum. Subhanahu ve Taala amma yakulun uluven kebira ayetini vücudumun bütün zerratı adedince söylemek istiyorum. Belki senin o sadık elçilerin ve o doğru dellalı saltanatının hakkal yakin, aynel yakin, ilmel yakin suretinde senin uhrevi rahmet hazinelerine ve alemi bekada ihsanatının definelerine ve darısı adette tamamiyle zuhur eden güzel isimlerinin harika güzel cilvelerine şehadet, işaret, beşaret ederler.'' ve bütün hakikatların mercii ve güneşi ve hamisi olan Hak isminin en büyük bir şuağı, bu hakikatı ekberi haşriye olduğunu iman ederek senin ibadına ders veriyorlar. Ey Rabbul Enbiya ve Sıddıkîn! Bütün onlar senin mülkünde, senin emrin ve kudretin ile, senin irade ve tedbirin ile, senin ilmin ve hikmetin ile musahhar ve muazzaftırlar takdis, tekbir, tahmid, tehlil ile küreyi arzı bir zikirhaneyi azam, bu kainatı bir mescidi ekber hükmünde göstermişler. Ya Rabbi ve ya Rabbe semavati vel aradîn, ya haliki ve ya külli şey, gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilatı ile ve bütün mahlukatı, bütün keyfiyatı ile teshir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefsimi bana musahhar eyle ve matlubumu bana musahhar kıl. Kur'an'a ve imana hizmet için insanların kalplerini Risale-i Nur'a musahar yap ve bana ve ihvanıma imanı kamil ve hüsnü hatime ver. Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizi ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ateşi ve Hazreti Davud Aleyhisselam'a dağı demiri ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a cinni ve insi ve Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'a şems ve kameri teshir ettiğin gibi Risale-i Nur'a kalpleri ve akılları musahhar kıl ve beni ve Risale-i Nur talebelerini nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle ve cennetül firdevs'te mes'ud kıl. Amin, amin, amin. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru da'vahum enel hamdulillahi rabbil alamin. Kur'an'dan ve münacat-ı nebevi olan Cevşenül Kebir'den aldığım bu dersimi bir ibadeti tefekkürüye olarak Rabb-ı Rahim'imin dergahına arz etmekte kusur etmişsem kusurumun affı için Kur'an'ı ve Cevşenül Kebir'i şefaatçi ederek rahmetinden affımı niyaz ediyorum.